Dipte ses olabilir kusura bakmayın. Hava biraz sıcak ve dışarının sesi de hoşuma gidiyor. Pencereleri kapatırsam baya bir baygınlık geçiririm. Bir diğer yandan bugün Kadıköy Lisesi'nde konuşma yaptık. Eğlenceli bir konuşma oldu. Çok rahattı. İlk defa bir lisede konuşma yaptım. Genelde üniversitelere çağrılırdım. Çok gergin olacağımı düşünüyordum ama baya rahattı. Hoşuma gitti. O yüzden Kadıköy civarı liselere çağırabilirsiniz beni de. Günümüzü nasıl konusuysa bambaşka. Porçay. Kendisinin videolarını izlemem. Birkaç olayını biliyorumdur. Çocuğa karşı ne negatifim ne de pozitifim Öncesinde bunu söylemem gerekiyor. Hatırlarsanız zamanında Porsche'in bir parodi videosu yüzünden hakkında dava açılmıştı. Ve 4 yıl 2 ay ceza almıştı. İstihnaf mahkemesinde bu cezası onlandı. Porsche bugün hapse girdi. Üzüldüm oğlum çocuğa. Parodi yapıyorsun. Bir konu hakkında sinirlisin. Bir konu hakkında düşüncelerin var. Ve o konuyu eleştiriyorsun. Ama eleştirme biçimin parodi olduğu için, ironik bir şekilde eleştirdiğin için, hukuktaki yaşlılar seni algılayamadıkları için de hapse giriyorsun. Saçma sapan olay nereden tutsan eli kalıyor. Bugün interneti gibi çok kişi bu konu hakkında bir şeyler dedi. Bazıları destekledi, bazıları desteklemedi. Biraz da geç saate bırakmamın sebebi buydu. İnsanlar bu konular hakkında ne düşünüyor diye. Porçay'ın videosuna da yorumumu atmıştım. Maalesef bizde yargı sistemi söz konusu ironi olunca düzgün çalışamıyor. Algılayamıyor bunu makine gibi. Makinelerde 1 ve 0 üzerinden çalışır ya. Onlar da ironiyi algılayamaz ya. Maalesef bizim yargı sistemi de böyle işliyor. İstediğin kadar uğraş ya. İroniyi kabul ettiremiyorsun. Bu sadece por çay gibi bir çocuğun da başına gelmedi. Yıllardır mizahçılar, yıllardır ortaya fikirler atan insanlar ironi yaptıkları için hukuksal alanda cezalar yiyebiliyorlar. Size daha saçma şeyler de söyleyebilirim mesela. Tuz biberdeki çocuklardan biri bir komedyen çocuk Atatürk'ü övdüğü yerden Atatürk'e hakaret cezası yedi girdi içeri. Hukukta durum hep böyle işliyor maalesef ve bunun farkındalığını yaşamanız gerekiyor. Bunu izleyen içerik üreticileri, ileride bir şeyler üretmek isteyen insanlar ironi yapacağınız zaman başına sonuna ironi Deyin. Eğer özellikle bir riskli durum varsa ortada. Söylediğiniz şeyden ceza alabilirseniz kesinlikle eklemeniz gerekiyor. Porçay örneğinde olduğu gibi. Çünkü bildiğim kadarıyla zaten Porçay şarkılarda uyuşturucu övme durumunun karşıt biri. Zaten karşıt olduğu için de bununla dalga geçtiği bir video yapıyor. İnsanlar diyor ki işte videoda şöyle şöyle diyor bence ceza almalı. Oğlum bu kadar basit bir şeyin ironi olduğunu anlamayacak bir insan zaten çok tehlikelidir. O insanı zaten siz belli bir yerde kafesleyin. Topluma salmayın. O birçok şeyden etkilenebilir. Bir film izler, filmdeki şiddeti görür, vay der ben de yapayım der. Oyunları görür, vay ben bundan da etkileneyim der. Bir şarkı dinler, hemen şuna başlamalıyım der. O zaten çok sıkıntı bir insan. Siz o insandan pek de ümit etmeyin. O sıkıntı diye biz niye bütün hayatımızı o geri zekalıya göre şekillendireceğiz? Direkt o geri zekalıyı şekillendirsek ya. Konuya buradan da bakmanız gerekiyor. Bazılarınız sinirlenecek, bazılarınız kemküm edecek. İşte burada bana kötü yorumlar da atacak. Atın. Ama olay çok basittir. İnsanların nereye baktığıyla da alakalıdır. Cem Yılmaz'ın bu konularda güzel bir seti vardı aslında. Çocuklar bana bakınca küfür öğreniyormuş. Çocuklar bana bakınca film çekmeyi öğrensin, onu özensin diyor. Ben film izlemeye başladığım küçük yaşlarda gittim. Sinemacı olma gibi bir hayal içine girdim. Mafya olacağım demedim. Yoruyor gerçekten birçok insan beni. Bir diğer yandan Porçay 4 yıl 2 ay hapis yatmayacak arkadaşlar. Bu konudaki uzman görüşlerine baktım. Taş çatlasın birkaç ay kapalı cezaevinde yattıktan sonra denetim serbestliği alınır. Artık her hafta karakola gidip imza verir. Ki bu bile saçma. Dediğim gibi ironiden ceza almak çok büyük bir sıkıntı. Ve diğer yorumlara baktım işte. Klişe yorumlara. İşte şöyle şöyle suç işle şu kadar ceza al ama bunu yaparsan çok daha büyük cezaları al. Adaletin bu mu dünya demişler. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Bunu bu konudan ayrı tutuyorum. Suçla suçu kıyaslamayın. O örnek gösterdiğiniz suçun daha büyük bir cezası olması gerekiyorsa onu eleştirin. Bunu değil. Bu çok farklı bir olay. Daha yaşı çok küçük olarak başlayabilir başladığı için bazı şeyleri farkında olmayabilirdi. Gerçekten olgunluk dediğimiz olay 25-26'da geliyor insana. Bu yaşlarda hafiften toparlamaya başlıyor. E sektördeki bilinci de o zamanlar çok yoktu ve bazı hatalar yapabilirdi. Hata olarak mı görüyorum? Türk yargısına kıyasla bir hata olarak görüyorum. Çünkü Türk yargısı dediğim gibi ironiden anlamıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi de gerekiyor. Maalesef hukuk sistemi bizde çok kötü. Dünyada da böyle bu arada. Hep eksiklerimiz var. Bu eksiklerde bazı insanların başlarını yakıyor. Porça olduğu gibi. Siz siz olun ne olur ne olmaz diyerek ironi yapacağınız zaman ironidir diye belirtin. Çünkü bilir kişi getirseler bile o bilir kişiler bile bu durumun farkına varamayabiliyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcastte görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.